Arkadaşlar bugün size makinelerin sarımsayıları ile ilgili değişik bir video çekeceğiz. Sonuna kadar mutlaka izleyin. Elimde 87 santim saran bir tane Celtica 4000 var. 4000 kafa. Bakalım ilk anda yani kafa doluyken kaç santim saracak bir turda onu test edeceğiz. Kol tam yukarıda bir tur saracağız bakalım ne yapacak. Evet kaç santim? 84'lerde falan. Evet. Çünkü ben böyle çok hafif bir yarım milim daha aşağıda kullanıyorum. Tamam. Şimdi bir de 100 metre açacağız. 100 metre açtıktan sonra bir sarım yapacağız. Bir tur da bakalım o zaman kaç santim saracak. Evet şimdi tam 100 metre attık. 100 metre attık yani normal bir atışımızı yaptık diyelim. Boşluğumuzu sardık. Şimdi makinamızı saracağız. Bakalım bir turda kaç santim saracak. Nedir? 74. 74. 74. 10 santim eksik aşağı yukarı %12 gibi falan. Şimdi tabi denemeyi yaptıktan sonra %10-12 gibi bir düşüş gördük. Yani ilk sarıldığında yani sıfırken ilk atışta aşağı yukarı yarım milim düşük sarıyorum ki zaten herkes öyle sarıyor. 87 saran bir makine 84-85 gibi sarıyor ki normal zaten bu. Siz 110 saran da bir makine olsaydı 105 saracaktı. Ama 100 metre attığınızda ip aşağı gittiğinde çap düştüğünde aşağı yukarı 74'lere indiğini ve %10-12 gibi bir düşüş olduğunu gördük. Şimdi bir kere yani bunu ortalama sanan vardı ya da sürekli öyle sarıyor sanan vardı. Onu bir tespitini yapmış olduk. Yani kafa çapı yani ip tam sarılıyken makinenin sarım sayısıdır o verilen sayı. Ama attıktan sonra o 100 metre mesela örneğin bir şorjik yapıyorsanız bunu ele alırsak 100 metre attıktan sonra kafa çapı düşeceği için o sayı da %10-12 gördüğünüz gibi düşüyor. Şimdi bunu çok yıllar önce de bu testi yapmıştım ben ama yayınlamamıştım çünkü bunu bir anlama bağlamak gerekiyordu. Geçen yıllarda uzun zamandır şorjik yapıyoruz. Geçen yıllarda başımızdan geçen bazı olaylar bizi bunu biraz araştırmaya itti. Örneğin biz ilk başladığımızda ben de dahil işte iki işi birden yapıyorduk. Bazen işte 80 saran, 82 saran makinalarla hem levreye gidiyorduk. O anda toriye dönebiliyorduk işte saroz avlarında. Onları da biraz hızlı kullanarak, biraz hızlandırarak işte torik tutuyorduk. Farklı balıklar tutuyorduk. İşte özel 28-84 kamışlar kullanıyorduk. 60 gram atabiliyorduk o kamışlarla. Böyle hani ikisini birden yaptığımız avlar vardı. Orada mesela 80 saran makinalarla elimiz alıştı. Sonrasında biz örneğin 3500 Celtica 97 saran bir Celtica'ya geçtikten sonra mesela o yıl hiç balık tutamamıştım. Çünkü el melekem buna alışmıştı. Sonrasında aynı şekilde ekipte İlker arkadaşımızın bir gün 3-4 tane 80 saran makine torik tutması bizim hızlı makinalarla hiçbir şey tutamamamız bizi bir araştırma içerisine itti ve aşağı yukarı 3 yıldır bunun araştırmasını yaptık. Ege'de çok av yaptık, Saroz'da yaptık, Adada yaptık, birçok yerde av yaptık. Ve aslında yani bu hızlı balıklar haricinde ki bazen hızlı balıkların da dahil, onu birazdan anlatacağım ne olduğunu, daha yavaş sarıma rağbet ettiğini de gördük. Şöyle bir mesele, aslında biz yavaş sarım, hızlı sarım böyle çok tek düze sabit düşünüyoruz bu konuda. Aslında gördüğünüz gibi sabit bir şey yok. Yani 110 saran bir makineyle 100 metre attığınızda 90-95 sarıyor aslında. Yani ilk attığınız anda bence ki bu önemli bir şey. Yani el melekesini geliştirmeniz açısından ilk attığınızda jig uzakta olduğu için ve çap düştüğü için eğer jiginiz örneğin bir çok fazla hareket etmeyen yani çok agresif bir jig değilse güzüşü daha çok bunlar kompakt jiglerde yani boyu daha kısa gramajına göre boyu kısa jiglerde oluyor. Ona biraz jerk atmanız gerek. Biraz sert jerkler atmanız lazım ki zaten 100 metre ileride olduğunda bunu iletmesi açısından bu çok önemli bir şey. Ve ilk anda eğer yavaş bir makine kullanıyorsanız yani yavaştan kastım 80'ler 85'ler yani bu shorejig için bir tık yavaş makinalardan kastediyorum. Yavaş makine kullanıyorsanız mutlaka ona bir ilk anda daha sert hareketler vurmanız gerek. Çünkü çap düşük. Orada biraz hızı yükseltmeniz gerekiyor. Ama kenarlara geldiğinde tam tersine
Yani normale çevirmeniz makinenizi, oralarda da ona rağbet ettiğini görüyoruz. Yani kenara geldiğinde o 87 saran belki de tam tadında oluyor. Şimdi burada agresif bir jig kullanıyorsanız daha düşük saran makineler burada bazen daha tadında oluyor. Şöyle anlatayım meseleyi. Mesela sonrasında ekibin içinden ki geniş bir ekibiz, 30-40 kişilik bir ekibiz. 97'lerde başlattığımız, 97-98 saran makinelerde başlattığımız gençler oldu. Onlar da mesela başarılı oldular. Çünkü daha öncesinde ellerinin melekesi o şekilde değildi ama yüksek sarım, yani 100'ün onu üstünde, 110'larda başlattığımız hiç kimseden verim alamadık. Çünkü sebebi şuydu. Birincisi, işte ilk attığınız mesafeden dolayı, o çapın düşmesinden dolayı, orada ilk anda hızlı, yavaş bir makine kullanıyorsa hızlı sarması gerekliliği ya da hızlı bir makine kullanıyorsa normal tadında sarması gerekliliği normal halinde ve kenara hızlı bir makine kullanıyorsa kenara geldiğinde biraz hafif yavaşlatması, ki hızlı makinelerde, özellikle yüzün üstündeki makinelerde bu çok zor oluyor. Düşük makinelerde de işte bugüne kadar bizim gibi 80'lerle 85'lerle biraz hızlandırarak alışmış adamın da kenara geldiğinde normal sarım ama ileride ilk anda attığındaki hızlı sarımı yapmamasından dolayı, yani el melekesinden dolayı balık tutamıyorlardı veya biz de tutamıyorduk aynı şekilde bunları yanlış yaptığımızda. Yani iki tane önemli faktör vardı. Bir tanesi sahteye göre hareket etmek. Yani kullandığın jige göre, işte dediğim gibi mesela Zest olsaydı çok agresif, daha agresif, daha ince yapılı bir sahte, daha kaçan bir sahte. Mesela onu da 110'da sardığınızda kendi ekseni etrafında döner. Yani burada jigin yapısının önemi, ne kadar hızlı sarmanız gerektiğini de belirler. Ayrıca da makine kafasının çapı ve sarım sayısı hızınızı, ilk andaki hızınızı ve sonrasındaki hızınızı da belirler. Bu videoyu çekme amacım tabii ki 110'un, 114, 110 bu sarımlarda elde edilmiş bazı veriler de var. Hani kişi işte bir av oluşmuş, orada düşük makineler yapmamış ama hızlı bir makinede bir kişi çok daha iyi avlar yapabilmiş, ki ilk anda hızlı makine evet avantajlı. Ama sonrasında mesela bu sene yaşadığımız gibi özellikle bir avlaktasınız ve bir taş seti var önünüzde, 25-30 metrelerde vuruyor balık, orada alıyor. Şimdi oraya geldiğinde hızlı makine çok hızlı oluyor. İşte avlağın yapısına göre de ayarlamanız gerekiyor. Jigin yapısına da göre ayarlamanız gerekiyor. İlk attığınızda hızlı, sonrasında yavaş ya da ilk attığınızda normal, sonrasında daha yavaş. Bunu makinenizin sarım sayısına göre ayarlamanız gerekiyor. Dolayısıyla aslında bu çektiğim video ne hızlı sarım doğrudur ne yavaş sarım doğrudur videosu değil. Bu çektiğim video el melekesinin gerekliliği, el melekesinin alışkanlığı, ilk başta nasıl başlarsanız onun öyle devam etmesi gerektiği ve kullandığınız malzemelerin agresifliğine ve yüzüşüne göre hareket etmeniz gerekliliğidir. Ayrıca bununla beraber de ilk işte makinenizin hızına, yavaşlığına göre de ilk attığınız anda ve sonrasında yakında çekmenizin hızının değişmesi gerekliliğidir. Benim anlatmak istediğim bu. Son olarak da geldiğimiz noktayı sorarsanız 85 ve 100 arasındaki makinelerin Shorejig'de daha etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü hızlı denen balıkları da çok fazla sayıda tuttum ve hiç bunlara da çok büyük agresif sarımlar yapmadan tuttum. Tutan arkadaşlarım oldu. Yine ekibin içinde işte bizim en sevdiğim yanımız, çok insanın bu verilere hizmet etmesi. Beni görüyorsunuz ama arkada birçok hizmet eden kardeşim var. Verileriyle bize hizmet ediyor ve bunları biz takip ediyoruz. Önemli olan zaten takip etmek. Bizim çıkardığımız bu, yüzün üzerinde çok fazla kullanmanızı ben tavsiye etmiyorum. Ama el melekesi bunun üzerine alışmış ve bunu yavaşlatabilen, ki zor olan o, kenara geldiğinde bir tek yavaşlatabilen de, sinaret için bu gerekli. Bir barakuda için gerekli. Yani yavaş sarım da önemli. Ama burayı da hani dediğim gibi yavaş saran bir makine daha agresif bir sahteyle kapatabilirsiniz bu açı. Tamamen hepsi birbirine uyumlu şeyler. El melekesi, makinenize göre ilk başlangıçta ve sonrasındaki sarımızı ve kullandığınız, en önemlisi kullandığınız sahtenin aksiyonu, agresifliği. Olay budur aslında. Yavaş sarım ya da hızlı sarım değil. Belli bir tadı var evet, ama yavaş sarım veya hızlı sarım kesinlikle değil. Teşekkür ederim.